Işıklar gayet düzgün çalışıyor efendim. Dans ediyoruz, şarkı söylüyoruz, yangın alarmı çalıyor, itfaiye de dans ediyor. Oh! Sam, insana böyle sessizce yaklaşmaman gerek. Yine Elvis'in şarkısını söylüyordunuz. Öyle mi? Ah, evet. O berbat melodiyi kafamdan atamıyorum. Çok güzel bir sesiniz olduğunu söyleyebilir miyim efendim? Peki, bu akşam siz de söylemelisiniz. Ne diyorsunuz? Nasıl? Ben mi? Hayır. Bu çok kötü bir fikir Sam. Herkes sesimle kesin dalga geçer benim. İtfaiyede dans ediyoruz. Evet, evet, dans ediyoruz itfaiyede. Radyatör hortumu kopmuş olmalı. Anlaşılan burada kala kaldık. Ama konser ne olacak? Büyük gitarım ne olacak? Belki taşıyabiliriz. Ha? Bu harika bir fikir Mike. Şu tarladan geçersek kısa sürede rıhtımda olabiliriz. Hayır, rıhtım şu tarafta. Hayır, kesinlikle bu tarafta. İnan bana, şu buluttan biliyorum ben. İnan bana Penny, Memur Steele'in gerçekten çok güzel bir sesi var, gerçekten. Sence akşamki konserde şarkı söyler mi? Bak ne diyeceğim, bence sahnede şarkı söylemekten biraz korkuyor. Gerçekten mi? Neyse, sen git konserin tadını çıkar. Ben istasyonda kalacağım. Sakin bir gece olacağına eminim. Bence kaybolduk Elvis. Kaybolmadık. Rıhtım bu tarafta. O tarafta dağlar var ama. Hayır, dağlar şu ağaçların ardında. Bence yanılıyorsun Elvis. Yanılmıyorum. Hatta hiç bu kadar haklı olmamıştım. Nerede olduğumuzu çok iyi biliyorum. Gördün mü? Sana dağlara doğru gittiğimizi söylemiştim. Burası çok özür yüksek. Özür dilerim Mike. Ama konserin çoktan başlaması lazımdı. Affedersiniz Memur Steele. Elvis'i gördünüz mü acaba? Sanırım kayıp. Critlington kayıp mı dedin? Evet. Yakın zamanda gelmezse konseri iptal etmemiz gerekecek. Çünkü şarkıcımız yok. Oo, anladım. Çek! Çekiyorum! Hayır, hayır. Bence itfaiye sistemini arama vakti geldi. Mike Flood uçurumda asılı kalmış. Dev bir gitara mı tutunuyor? Ben de sakin bir gece olacak diyordum. Tom, ben Sam. Desteğe ihtiyacım olacak. Anlaşıldı. Sıkı tutun Mike. Sam az sonra burada olacak. Daha fazla tutunamayacağım Elvis. Amos, başından beri senin izlerini takip ediyormuşuz. Sana Pontypandy'de kutup ayısı olmaz demiştim değil mi Sera? Hayır. Yüksek ses çığ düşmesine neden olur. Kanada'da karla ilgili öğrendiğimiz ilk şey buydu. Sorun değil. Yanımda fener vardı. Pilini şarj ediyordum. Almayı unutmuşum. Bir fikrim var benim. Bunu çok iyi düşündün James. Çok endişeleniyorum Charlie. İkizler tipi de kaybolmuş olabilir. Tamam. Hemen itfaiyeci Sam'i arayalım. Oo, gerçekten de ne şahane bir alet bu. Oo, acil durum mu? James ve Sera tipi de kayıp mı olmuş? James ve Sera tipi de kaybolmuş. Bu tam da Satürn'e göre bir iş. Sam Mercury'yi al. Penny ve Elvis siz de Satürn'ü alıp Venüs'le gidin. Telsiziniz açık olsun. Bir iz var mı Elvis? Henüz yok Sam. Dur, bu da ne? Onlar olabilir mi? Ama üç kişiler. Sam, sanırım onları buldum. Ormanda bir mağara var. Bulunduğun yerin 100 metre doğusunda. Tamamdır Elvis. James, Sarah. Merak etmeyin, sizi hemen çıkaracağım.
Teşekkürler Sam. Bizi nasıl buldun? Süper. Bu UFO mu yoksa? Hayır. İnsanları bulmak için ısıyı kullanan özel bir kamera. Vay canına. Penny, Elvis, Satürn onları buldu. Hepsi çok iyi. İyi misin Sam amca? İyiyim. Tıpkı kutup ayısına benzedin. Bir kara batak gördüm. Evet. O martı değil mi? Hayır, kanatlarına bak. Haklısın. Bu bize 10 puan kazandırır. Şuradaki nedir? Su parıldayıp duruyor, bakın. Suyun böyle parladığını hiç görmemiştim. Parlak mı? Nerede? İşte orada. Harika! Bir balık sürüsü gördün James. Büyük bir sürü. Gördüğüm en büyük sürü. Vay canına. Sıkı durun çocuklar. Balık tutacağız. Gördün mü Elvis? Kıvırıp sarmaya buradan başlıyorsun. İşte böyle. Oo, kıvırmaya başladım. Evet. Böylece tek elinde tutup bu şekilde çekebilirsin ve ucundan bağlantı yerine takılıyor. Bağlantı yeri tabii ya. Şimdi hepsi mantıklı geldi işte. 3 metre kadar kaldı. Kendi başına bitirebilir misin? Tabii ki Sam. Harika. Efendim, sakıncası yoksa Charlie'nin yanına dönebilir miyim? Musluk tamirine yardım ediyordun da. Evet, tabii ki Sam. Sam, şu en sondaki tutma yeri için ne demiştin? Sanırım Charlie'nin biraz daha beklemesi gerek. James, rotamızı rüzgar yönünde tut. Mandy, Norman, çapayı çekin. Sarah, vincin başında ne dur. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ama çok eğlenceli. Çok balık tuttuk. Geri çekilin çocuklar. İçeri alıyorum onları. Vay canına. Hiç bu kadar çok balık görmemiştim. Sıkı durun. Hadi. Bu gördüğüm en büyük av ve ondan vazgeçmeyeceğim. Bitti. Bu harika Elvis. Çok iyi sardın. Nasıl yapacağımı gösterdiğin için teşekkürler. Bir itfaiyeci ekipmanlarına iyi bakmalıdır. Kardeşine yardımdan alıkoyduğum için de özür dilerim. Önemli değil Elvis. Charlie'yi biraz tanıyorsam çoktan uyumuştur zaten. Hayır! Bunu tekneye çekebilirsem efsane olabilirim. Ponty Bendy tarihinin en büyük balık avını ben yapmış olurum. Tamam. Bir şey yok çocuklar. Serbest bırakacağım. Vinç bozulmuş. Motora da su kaçmış. Peki şimdi ne yapacağız baba? Merak etme, bir şey olmayacak ama itfaiyeci Sam'i aramanın vakti geldi sanırım. Efendim, bugün düşündüğünüz kadar yoğun bir gün olmadı. Evet Sam. Çay içecek vakit bile bulduk. Sanırım biraz erken konuştuk değil mi? Charlie'nin teknesinde yine sorun çıkmış ve Neptün'de sürüklenip uzaklaşmış. Sam, sen Merkür ile pompayı rıhtıma götür. Ben de Tom Thomas'ı arayayım. Helikopterle gelip seninle orada bulursun. Peki efendim. Norman Price denizdeyken günün yoğun geçeceğini biliyordum. Batacak mıyız anne? Hayır Norman. İtfaiyeci Sam bizi kurtaracak. Ben yapmadım. Penny, Elvis. Teknedeki suyu pompayla boşaltmaya başlayın. Ben gidip Neptün'ü getireceğim. Merhaba Sam. Ne
Neyse ki tam zamanında geldin. Hepinizin iyi olmasına sevindim. Herkes bilsin. Hadi Mandy, önce sen. Sonra sen Norman, sonra da sen Dallas. Penny, sıra sende. Elvis, biz rıhtıma gidene kadar pompalamaya devam et. Baş üstüne kaptan. Memur Steele, herkes kurtuldu. Şimdi rıhtıma geliyoruz. Norman Rice, bugün olanlara senin sebep olduğundan ciddi şekilde şüpheleniyorum. Ama ben yapmadım. Evet, ben yaptım. Çok özür dilerim. Sen mi? Deniz? Yani Norman değil miydi? Sadece Norman'ımın balık tutmasına yardım etmek istemiştim. Oh, Norman yapmamış ya. Oh. Affedersin Norman. Tek bir balık bile tutamadım. Balıkçı rozetimi alamayacağım şimdi. Merak etme Norman. Teknem tamir olur olmaz seni yine götürebilirim. Yaşasın. Ama bu sefer anneni evde bırakmalıyız. Galiba hareket edemiyorum. Dağcılıktan hoşlandığımı pek sanmıyorum. Ben sevdim, bayıldım. Aferin çocuklar. Bugün harika tırmanışlar yaptınız. Şimdi de benim biraz tırmanma yapmam gerek. Tamam, şimdi biraz serbest zamanınız var. Gidip aktivite merkezine bakabilir ya da yemek yiyebilirsiniz çocuklar. Peki Bayan Chen. Tırmanma pratiğini nerede yapacaksın Muz? Pontypandy Dağı'nın kuzeyinde. Hemen hemen her gün oraya tırmanırım. Vay canına. Çok yakında sen de tırmanacaksın canım. Bana inan, doğuştan dağcısın. Yapacağım. Teşekkür ederim Muz. Ben de Pontypandy Dağı'na tırmanmayı çok istiyorum. Doğuştan dağcısın dedi. Belki Moose'a yetişirsem onunla tırmanmama izin verir. Evet Sam. Kitabım için araştırma yapıyorum. Adı Tamamen Cesur ve senin hakkında. Benim hakkımda bir kitap mı? Bunu neden yazacaksın ki Elvis? Çok kısa bir kitap olur. Hayır olmaz Sam. Bütün cesurca kurtarmalarını yazacağım. Cesur ve heyecan verici. Norman'ın ayağını kovaya sıkıştırmasından başlayabilirim belki. Sadece ayakkabısını çıkarmıştım. Heyecan verici bir şey değildi. Öyle olmasını umuyordum. Sakın merak etmesem yaptığın çok cesur şeyleri yazacağım. olamaz. Onu kaybettim. Muz! Neredesin? Galiba gidebileceğim tek yer yukarı. Buldum Sam, buldum. Dolly'yi eğitim kulesinden kurtardığın zamana ne dersin? Ama o sadece tatbikat değil, biz cesaret gerektirmiyordu. İtfaiyeci Morris. Muz'un üç kürdan ve bir şişe kapağıyla dağa tırmandığı bölümü okudum. Hem de bunu tek başına yapmış. Biliyorum. Ne kadar cesur bir adam. Keşke Sam'in cesurca kurtarmalarını hatırlayabilseydim. Vay canına, keşke buraya çıkmasaydım. Şimdi ne yapacağım? Ucuz kurtuldun ha? Teşekkür ederim Moos. Başım gerçekten dertteydi. Sanırım hala dertte Mandy. Ne? Buraya tırmanmak sorun değil ama seni de alarak inmem çok tehlikeli olur. Olamaz. Baksana. İtfaiyeci Bob, Billy Bob Blizzard'dan daha iyi. İyi misin? Sam, sen misin? İyiyim. İyiyim ama ben çok üşüdüm. Oradan çıkana kadar sana sıcak kalman için bir battaniye ve bir matara çay gönderiyorum, tamam mı? Penny, sorun yok. Mike yaralanmamış ama bir çukura düşmüş.
Bu yüzden Tom Thomas'ın onu vinçle çıkarması gerek. Onu hemen ararım efendim. İşte Tom Thomas geliyor. Seni hemen oradan çıkaracağız Mike. Dikkat et. İndiriyorum Sam. Geldi. Tamam, biz biraz daha snowboard yapalım. Aa, Norman Price, şu senin snowboard'un sanki annenin ütü masasına benziyor. Ne dersin? Annen duyunca hiç mutlu olmayacak. Bu onun fikriydi. Hayır, değildi. Senin fikrinde. Her kiminse Mike Flood'u kurtarmama yardımcı oldu. Benim fikrimdi. Hayır, değildi. Benim fikrimde. Hadi Mike, seni hemen eve götürelim. İkinize de tebrikler. Aa, Mike nerede? Onu eve götürdük. Soğuktan donmak üzereydi. Oo, delik boruyu tamir etmek için buraya geleceğini sanıyordum. Delik boru? Elvis, bunu tamamen unutmuşum. Merak etmeyin efendim. Her şey kontrolüm altında. Vay canına. Ama sen... Oo, nefis. Peri, direğin nasıl kullanıldığını göstermek ister misin bize? Elbette Sam. Önce direği iki elimizle tutuyoruz. Kendimizi direğe yaslayıp... Bunu da biliyordum. Şimdi de bacaklarınızı sıkıca sarıp... Aşağıya doğru kayın. Sıra bende. Sıra bende. Dur bakalım Norman. Kimsenin yaralanmasını istemiyoruz. Şimdi gidip memur Stil'in bir ofisine bakalım, olur mu? Merdivenlerden ineceğiz. Hadi öncüler. İtfaiyeci olarak pek çok hünere sahip olmanız gerekir. İtfaiye kamyonunu kullanmak bunlardan biri. İtfaiye kamyonunu herkes kullanabilir. Sen kullanamazsın. Direkten kaymana bile izin vermediler. Jüpiter'i kullanabileceğimden şüphem yok. Peki o zaman Norman, kanıtla. Kanıtlayacağım. Çok Böreğimi nereye saklasam da Norman Price bulamasa acaba? Buldum. Tamam. Jüpiter'in üstüne. Oraya asla bakmaz. Etrafta hiç kimse yok. Ekipmanı temiz tutmak da çok çok önemli bir konudur. Bin hadi Derek, çabuk. Gördün mü? Bak, kullanıyorum. Bu kullanmak sayılmaz Norman. Evet öyle. Anahtar, işte gördün mü? İşte gidiyoruz. Kullanıyorum bak. Tıpkı oyunumdaki gibi. Umarım gerçekten itfaiye kamyonu kullanabilirsin Norman. Neden? Çünkü hareket ediyoruz dostum. Ama harika bir itfaiyeci olmanın esas anahtarı çok dikkatli olmaktır. Daima gözünüzü dört açıp sürekli tetikte olmanız gerekir. Bu çok önemlidir. Yardım et. Bu pencere nasıl iniyor? Kıpırdama. Gaz pedalına basacaksın. O da ne? Az önce bastığın şey Norman. Norman'ım itfaiye istasyonuna gitmeyi iple çekiyordu. Bir gün itfaiyeci olabileceğini düşünüyor. Düşünsene. Norman'ın bir itfaiyeci. Bununla çok gurur duyardım. Bak. İtfaiye kamyonunu kullanarak geliyor. Norman itfaiye kamyonu kullanıyor.
yanıyor. Durum fena. İtfaiyeci Sim arasam iyi olur. Evet öncüler. Ne yapacağız şimdi? Ponti Pendi'yi buradan görebiliyorum. Aa, evet. İtfaiye istasyonu bile görünüyor. Hey, belki güneş gözlüğümle sinyal gönderebiliriz değil mi? Bu harika bir fikir Sera. Kitabımdaki Morse alfabesini kullanabiliriz. Efendim, dağda bir şey parlıyor. Oo, haklısın. Üç kısa parlama, üç uzun parlama, üç kısa parlama da. Bu Morse alfabesinde SOS demek. SOS mi? SOS. Biri sosis mi istiyor? Hayır, Klinklington SOS insanların başı dertteyken yolladığı bir sinyaldir. Ponti Pendi Dağı'ndan biri yardım çağırıyor. Bu sinyal Ponti Pendi öncülerinden geliyor olmalı efendim. Tom ve Moose'la geziye çıkmışlardı. Sam, Penny ile sen Venüs'ü alın. Kaybedecek vaktimiz yok. Bu dalın daha fazla dayanacağını sanmıyorum dostum. Bakın. Biri yardım mı istedi? Sam, Penny, ağaçta kaldılar. Sizi gördüğümüze sevindik. Geri çekilin çocuklar. Penny, ağaç mahmuzlarını kullanmam gerekecek. Ama onları daha test etmedik. Başka seçeneğimiz yok. Tamam Penny. Mahmuzlar tutuyor. Yukarı çıkıyorum. Sen güvenlik ipini tut. Sıkı tutun. Teşekkür ederiz Sam. Evet Tom, sanırım bugün dersimizi aldık. O kadar rekabetçi olmamalıydık. Öyle riske de girmemeliydik. Evet, çocuklara kötü örnek olduğumuz için de üzgünüm. Neyse ki Ponti Pendi öncüleri takım çalışması yaparak ikinizi de kurtardı çocuklar. Yaşasın! Yaşasın! Boşun artık eve gidelim mi? Bir işimiz daha kaldı. James'i zirveye çıkaralım da bayrağını diksin, olur mu? Arkandan geliyoruz Sam. Yaşasın! Hay aksi, bir türlü çıkmıyor. Elvis, kimse fark etmez. Gözlerime inanamıyorum. Jüpiter'deki korkunç çizik de nedir böyle? Anahtarlarımla çarptım efendim. Yanlışlıkla oldu. Çıkarmaya çalışıyorum. Yeni buharlı tren gibi kusursuz olmasını istiyorum da. Bir şey olmaz Critlington. Jüpiter bir itfaiye kamyonu. Eski görev yaraları olabilir tabii. Sanırım hepiniz benimle birlikte Ponti Pendi'nin yepyeni buharlı trenini alkışlarsınız. Oo hayır. Merak etme Jüpiter. Sen de pırıl pırıl ve güzel görüneceksin. Biraz boya her şeyi çözer. Oo hayır. Jüpiter, yanlışlıkla sarı boya kullandım. Olamaz, şimdi de lekeli oldun. İşte oldu tertemiz. Süslemeler nasıl gidiyor? Bitmek üzere dedi. Harika. İlk yolcular az sonra burada olur. Çok güzel ve sefere hazır durumda. Olamaz. Şu bayraklar düştü Sera. Dedeme söyleyeyim. Hayır, biz yapabiliriz. Sen merdiveni tut. Yetişemiyorum. Daha yükseğe çıkmam gerekiyor. Dikkat et James. James! Gel bakalım James. Özür dilerim dedi. Senden yardım istemeliydim. Üzülme James. Sen burada dur, ben düzeltirim. Çok özür dilerim Jüpiter.
Ponty Penty'nin harika yepyeni aracı. Evet, işte bu. Harikanın yeterli olduğunu sanmıyorum Sam. Şahane de sen nasıl olur ha? Ya da göz kamaştırıcı. Buldum. Muhteşem, görkemli. Evet. Teşekkür ederim ama bunlar benim için fazla süslü kelimeler efendim. Anlamlarını bile bilmiyorum. Ama sen onları dinleme Jüpiter. Sam, konuşmana başka bir yerde çalışamaz mısın acaba? Jüpiter'in seni duyamayacağı bir yerde. Affedersin Elvis, elbette ama eminim Jüpiter bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyordur, değil mi? Bunu çıkaracağım Jüpiter, sen merak etme. İşte geliyorlar. Bu ipin diğer ucunu yüzen iskeleye bağlamanı istiyorum, tamam mı? Tamam Sam. Merak etmeyin millet. İtfaiyeci Sam sizi kıyıya doğru çekecek. Merkürinin gücü çekmeye yetmiyor. İskelenin hareketine engel oluyor olmalı. Elvis, şunu tut hadi. Ben su altına ineceğim. Hayır, balık yeme olacaksın. Hazır Sam. Geliştirme egzersizlerine ihtiyacımız yok. Biz zaten birlikte mükemmel çalışıyoruz Elvis. Harika bir takımız biz. Anne çok üzgünüm, canavarı göremedim. Eminim Sera bize her şeyi anlatacaktır. Aslında canavarı hiç görmedim, görmüş gibi yaptım. Ama Sera, herkesi çok korkuttun ve büyük bir tehlike atlattın. Biliyorum Sam amca, çok özür dilerim. Bir daha asla bir şey uydurmayacağım. Ama Sera, neden böyle bir şey söyledin ki? Trenine bir sürü yolcu binsin istemiştim dedeciğim. Merak etme Sera. Dağların ne kadar güzel olduğunu unutmuşum. Garrett'ın treniyle tekrar gideceğim kesin. Evet. Ben de. Ben de. Biz de. Evet Garrett. Anlaşılan işlerin çok yoğun olacak değil mi?